Əziz seyirciler, Orxan Bey söylediğim kimi Ataşehir, İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı. Orxan Bey bir daha çok geçmiş olsun deyirik, inşallah bir de yaşamayın deyirik. Çünkü fərqi yoktu bugün Türk dünyasının, Türkiye'nin harasındasınız. Tabii ki ürəyimiz o bölgədədir, yardım gözleyen insanlarımızın yanındadır. Lütfen son bilgileri sizden alın, bir de yardımla bağlı bize verebileceğiniz tövsiyeler nedir? En çok hansı malzemelere ihtiyaç var? Biz neler gönderebiliriz? Çok teşekkür ediyorum. Herkese saygı ve selam iletiyorum, bizleri izleyenlere. Tabii bu dünyada olan felaketlerin bir tanesi Türkiye'de yaşandı. Tabii bu büyük bir felaket oldu. Ama Türk halkı azimli, sizi gibi kardeşlerimiz var, dostlarımız var. Tam biz aynı boydayız, aynı soydanız. Bunun altından da üstesine geleceğimizi düşünüyorum. Bildiğiniz gibi en fazla orada çocuk maması, temizlik malzemeleri lazım, battaniye lazım, şimdilik ilaçlar lazım, kullanmayan ilaçlar falan. Onun gibi acil yardımlar var, ekmek su, özellikle ekmek su, ısır, battaniye ısınmak için ısıtıcılar lazım. Öncelikle bunlar gerekiyor. Daha sonra da liste var mı? İlaç listesi verebilir miyiz acaba? Yani onu verirsek, seslendirirsek, burada da yazırsak belki insanlarımız daha rahat alabilir. Yani sizde belediye olarak bir liste var mı? Biz de ona uyalım. Terör ve ağrı kesici. Zaten hekimler hepsi bunu bilir, doktorlar. İç müdahale edenleri kullananlar hepsi biliyorlar. Ona göre hazırlık yapıp gönderirlerse iyi olur, faydalı olur. Daha sonra tabii ki ekmek var. Ekmek, su ihtiyaçları var. Çünkü orada ocak falan yanmıyor artık. Gaz falan yok. Gaz kesildi. Elektrikler kesik. Bir kısım verdiler ama ısıtıcı da yok. Üşüyorlar soğuktan. Battaniye lazım orada şimdi. Giyecek lazım. Karın, bot. Bir de mont dediğimiz parço. Kaban lazım. Onlardan ihtiyaç var acilen. Daha sonra da ağır ağır tabii yaralar sarılmaya başlayacak. Türk halkı hep hareket halinde, herkes bir taarruz halinde. Herkes elinden geldiği kadar maddi ve manevi desteğini sürdürüyor. Kimisi evindeki yiyeceğini bölüp gönderiyor. Kimisi parasını pullu gönderiyor. Kimisi sıfır malzeme alıp gönderiyor. Yani herkes seferber halinde, herkes topyekun bir oldu, bir yürek çarpıyor. Tabii çok büyük kayıplarımız var, üzüntü içerisindeyiz. Tabii maddi manevi yıkım oldu bu. Ama Allah diyorum insanlarımızı bundan sonra korusun. Ülkemizi korusun, Azerbaycan'ı korusun. Bu büyük bir felaket. İnşallah bir daha bunun devamı olmaz diyorum ben. İnşallah. Orxan Bey, ben bir meseleni sizinle dəqiqləşdirmək istəyirəm. Çünkü Azerbaycan'da en çok sorulan suallardan biri budur. Bilirsiniz, bizim de ahalimizin o kadar maddi durumu büyük değil. Savaştan çıkmış ülkeyi her halde bildiğiniz gibi global bahalıq bizim de hakikaten bütçemize çok ciddi ziyan vurdu. Ama insanlar üst giyimleri, botlar falan göndermek istiyorlar. İkinci el Türkiye kabul etmeyeceğini söyledi. Acaba bunlar camaşırxanalarda, yani bizim bildiğimiz kaydada yuyulsa, yıkansa, üzerinde bir etiket olsa, onlar kabul, mesela kaban olursa ya bir mont olursa, onlar kabul edir mi Türkiye Cumhuriyeti? Genelde sıfır, yani iyi giyilmiş, taze istiyorlar ama ama genelde giyecek olduğu zaman da onlar da gönderilir. Onlar en güzel bizim konsolosluktan görüşsün arkadaşlar, konsolosluktan izin alsın, göndersinler. Tabii ki giyecekler, temiz giyeceklere ihtiyaç var, giyecekler yani. Burada onların burada hakikaten çok iş göreceğini düşünüyoruz. Yani veya kabı kullanabiliyorsa, elbise, mont, kaban temizse de yüzdükten sonra, tertemiz yutuktan sonra bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Sana ihtiyaç da var. Herkes gücü yettiği kadar bir şey gönderiyor. Yani ikinci el de olabilir. Ama onu dediğim gibi bizim orada konsolosluktan görüşürseniz, oradan izin alırsanız daha faydalı olacağını düşünüyorum ben. Zaten Büyükelçiliği topluyor yardımları. Özel kuruluşlar da topluyor. Ben çağrış ettim ki Türkiye Cumhuriyeti'nin yardım kampanyasına koşulak Büyükelçiliğin. Çünkü o daha çok tez ulaşır. Quru yollarımız təəssüf ki bağlıdır. Yalnız Naxçıvan'dan açıqdır. Naxçıvan əhalisi göndərə bilər. Ama biz Bakı'dan ve diğer bölgelerden yalnız uçakla göndərə bilərik. Onun için devlet taşıdığı için humanitar yardımı, insani yardımı mütləq qaydada Büyükelçiliğin xətti ilə hərəkət eləyərsək, mənimlə gəlir ki, həm o qida, su, ekmek, gigiyena vasitələri çox tez inşallah ki həmin bölgəyə yetişə bilər. Bir də Orxan bəy, sizdən bir məsələni dəqiqləşdirmək istəyirəm. Türkiyə dəstək istədi, gələn ölkələr də oldu. Sadəcə qurtarma ekipləri mi göndərilmiş, yoxsa humanitar insani yardım da gəlmiş? Öncelikle insana yardım geldi. Kurtarma ekibi bunlar. Kurtarma enkaz altındaki işte bunu birikimli, becerikli, bu enkazla ilgili çalışması olan mühendisler, teknik eleman dediğimiz mühendisler geldi. Onlar çalışma yapıyorlar. Daha sonra da bazı ülkelerin NATO'nun Sarı Hastanesi
Bugün hastane hepsi yıkıldı, hastane de kalmadı. Onlar gidip barınma ve sığınma de tedavi görecektir. Hastaneye ilgili yapımlar başladı, çadırlar. İnsanlar sıcak bir yere taşımaya başladılar. Tabii diğer ülkeler, NATO özellikle büyük bir barınma yeri kurmaya çalışıyor. Sahra dediğimiz alan hastanesi kuruyor. Diğer yabancı Avrupa ülkelerinden de tabii insani yaşamlarını rahatlatacak konut, sığınabileceği, barınabileceği, yiyebileceği aş evi dediğimiz yemeklerin piştiği yerlerle ilgili büyük çalışmalar var. Tabii bundan sonra o süreç başlayacak. Şimdi önceliğimiz insanları enkaz altından kurtarmak. İnsanlar halen enkaz altında. İnsanların eline bir şey gelmiyor. Herkes akrabasının, çocuğunun, evladının başında bekliyor. Eline de bir şey gelmiyor. Koskoca bina yıkılmış. Aciz bir şekilde çığlık saklıyor. Orada bekliyor. Önce mühim olan o insanların çığlığını kesmemiz, enkazın altındaki o kurtarması bekleyen insanlarımızı kurtarmamızla ilgili bir çalışma var. Tabii bir taraftan da insanlar kurtulan insanlarımıza barınma bir sıkıntısı var. O barınma ile ilgili hem bizim devletimiz, askeriyemiz, hem Türk halkı bir kısmı gönüller orada. Dışarıdan gelen ülkelerde o şekilde bir çalışma yapıyorlar. Başlamışlar çalışmaya da. İnşallah yaraları saracağız diye düşünüyorum ama işimiz biraz zor tabii. İnşallah tabii ki çok az zaman geçip üzerinden. Orhan Bey, Türk askeri bu kurtarma işlerine yani artık başlayıp mı bu süreçte? Biz dünen gördük, yollarda var idi Türk askerlerini gördük. Yani kurtarma işlerine Türk ordusu celp edilip mi? Tabii tabii. Türk askeri birebir kurtarma için enkaz altından kaldırma çalışmalarına başladı. Tabii bir koskoca büyük bir alan. Tabii askeri hep o bölgede bulunmuyor. Birinci ordu, ikinci üç ordu duyduğuma göre haberlerden hepsi müdahale için hazırlık yaptı. Tüm seferber oldu. Hepsi intikal etmek üzere. Çoksu orada. Diğer ordu askeri de oraya intikal etmek üzereler. Artık tabii askeri büyük iş düşüyor burada. Esrar daha teknolojik olarak hem araç gereç bakımından hem de birlik bakımından, insan gücü bakımından daha güçlü olduğu için ön planda askerlerimiz bu işte başarıyla çalışmaya devam ediyor. Başladılar çalışmaya. İnşallah başarılı olurlar hocam. Bir de bir mesele sizden dertleştireyim. Türkiye inşaat şirketleri araçlarla yardım edirler mi? Özel şirketleri kast edirəm. Çünkü bilirik ki oradaki o dağıntıları aradan kaldırmak için hakikaten araçlara ihtiyaç var. Araçsız bu mümkün olacak bir şey değil. Hakikaten çok büyük dağıntıları görürük her birimiz. Ürəyimiz ağlayır ama oradaki insanları kurtarması için her saat, her dakika önemlidir. Yani özel şirketler de devletin bu kurtarma işlerine koşulup mu? Mesela İstanbul'daki şirketler araç olarak yardım edirler mi? Türkiye'nin her tarafındaki şirketler özellikle araçları zaten devlette bizim seferberlik kaydımız var. Hepsi oraya kayıtlı. Seferber askeri durumda, harp durumunda veya tabii bu felaket durumunda hep araçların kişiler gibi görevleri var. Bu görevler haricinde bir de gönüllüler var. Bu gönüller hepsi zaten devlete kalmadan herkes aracını, gerecini, personel hepsi oraya yönlendirdiler. Herkes bir bütün halde. Mesela çok talep geldi bugün. Tırla ilgili nakliye araçları var ya, büyük tırlar. Vatandaşlar kendi tırlarını işte malzeme götürmek için tüm bizim belediyeye gönderdiler. Sabahtan 15 tane tır geldi. İş makineleri, kepçeler, vinçler, orada kullanacak tüm araçları hiç her şirket gücü kadarıyla gönderdi. Bizler de tabii belediyeler, tüm kamu kuruluşları, tüm araçlarımızı, gereçlerimizin %70'ini tabii oraya gönderdik. Yani orada bir herkes bunun üstesinden geleceğini düşünün. Türkiye'de araç gereç kadar yeterli araç gereç sayısı var. Oraya gittikleri takdirde mutlaka 3 ilçeden geleceğiz ama enkaz çok. Yani 10 bin tane bina yıkılmış yani. 3-4 araç düşünebiliyor musun? Bir de yollarda gitmek de zor. Yollar bozuldu. Asfaltlar patlamış. Bir karayoluna geçen karayolu bozuk. Hava yoluna geçen havaları patlamış. Ya ulaştırmak da zor. Birkaç gün alacak ama genelde olay yerine ve enkaz yerine varan araçlarımız var. Tüm şirketler gücüyle oradalar. Yani hiç kimse devletin gücü göstermeden gönüllü olarak oradalar. Yani Türkiye'de bir devlet millet sevgisi başlamış. Zaten öyle vatandaş bir soru şekilde ama herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Tüm varlığını vermek üzere herkes sıraya girmiş. Allah Türkiye'ni korusun, milletimizi korusun. İnşallah ki el birliğiyle bu büyük fəlakəti, büyük şoku da atladarıq. Orxan Bey, siz görevdəsiniz. Sizə çox təşəkkür edirəm. Zamanınızı ayırdınız, bizim yayımıza bağlandınız. Minnətdarlığımı bildirirəm və bir daha Azərbaycanı hər zaman yanınızda bilin. Biz hər nə bacarırıqsa təbii ki bu ağır günlərdə Türkiyənin yanındayıq. Təşəkkür edirəm sizə. Çox teşekkür ederim. Herkese selamlarımı iletiyorum. Türkiye bizim yanımızda her zaman, Azerbaycan bizim kalbimizde her zaman. Zaten biz kardeşiz, aynı Türk milletiyiz. Her zaman kalbimizdesiniz. Zaten birbirimize kömür edeceğiz bu gibi durumlarda. Çok sağ olsun, var olsunlar. Herkese selamlarımı iletiyorum.